Sabri abi ne oluyor yine? Ali Rıza ben gelecektim. Sen niye geldin? Burada konuşmayalım olur mu? Yalnız kalabileceğimiz bir yere gidelim. Tamam. Ama baban görüşmek istedi. Onun için geldim. Haşmet Bey'le bir görüşeyim. Sonra çıkarız. Ne görüşecek misiniz? Ağayı bekletmeyelim bu taraftan. Konuşuruz. Hoş geldin Ali Rıza. Hoş bulduk. Evet. Bir karar verdin mi? Ne yapıyoruz? İntikamımı almak için ne gerekiyorsa yapacağım. Sonradan kafasını sıkmak için... o Burak denen adamın elini şimdilik geri çevirmeyeceğim. Hayat seni zor sınavlara sokuyor. Beni de. Nasıl ki sen kardeşin için Ersoylularla masaya oturmaya tahammül edeceksen... ben de aynı şeyi kızım için tahammül edeceğim. Bunca yıl sonra konsorsiyuma geri dönüyorum. Fuat Ersoylu'nun bunu hazmetmesi zor. Şimdilik sesini çıkarmaz ama rahat durmayacaktır. Aile güvende olduktan sonra benim için bir sıkıntı yok. Ne isterse yapsın. Misliyle yanıt verir. Sabri. Oğuz, adamları al gel. Ali Rıza'yı tanıyorsunuz. İcraatlarını biliyorsunuz. Anlatmama gerek yok. Bundan böyle Ali Rıza Altay benim sağ kolumdur. Sözü sözümdür. Emri emrimdir. Bugüne kadar bana gösterdiğiniz saygı ve sadakati ona da göstermenizi istiyorum. Haşmet abi yüklük etti. Beni ailesine layık gördü. Bundan böyle onun ailesi benim ailemdir. Ailemizin onurunu korumak için elimden gelen her şeyi yapacağıma emin olun. Bundan böyle benim için Haşmet abi neyse... sen de olsun. Emrin can baş üstü. Allah bizi birbirimize mahcup ettirmesin. Amin.
Hadi bakalım. Herkes için başlayalım. Konuştuklarınız benim için de geçerli mi? Ha? Ali Rıza'nın sözü artık benim için senin sözün mü baba? Halide, ben bir karar verdim. Bu karar tartışmaya açık değil. Senden de saygı göstermeni rica ediyorum. Ben sana inanmıştım. Ben senin beni anladığını sandım. Ben neredeyse sana derdimi açacaktım. Çünkü diğerlerinden farklı zannettim seni. Ama senin tek derdin meğer mafya babası olmakmış. Yazıklar olsun. Halide, kendine gel. Ben kendimdeyim. Ben kendimdeyim ama kendinde olmayan, ne yaptığını bilmeyen sizsiniz. Benim tek derdim sevdiklerime zarar gelmemesi. Onları korumak için de her şeyi yaparım. Kimseye de hesap vermem. Sen böyle ancak kendini kandırırsın. Hoş geldin. Hadi bakalım paşam. Bir toparlan artık ya. Müşahede süren bitti. Ulan omzun delik, elin kırık, kafan kırık. Ulan ne adamsın ya. Forvet diye aldık, her yerin sakat çıktı. Gol kralı olduğum günleri unutuyorsun. Ulan bir taksici ya. Bir taksici yüzünden düştüğümüz durumları benim aklım almıyor. Hadi sen yine iyisin. Senin kırıklar 45 güne düzelir. Benim bu kırılan gururum ne olacak? Hı? Olanları bilmiyorsun tabii. Haşmet'le babam anlaşmış. Eysi el sıkışıp taksiciyle barışmamı istiyorlar. Ne yapacaksın abi? Taksinin elini mi sıkacaksın? Elini sıkmazsam konsorsiyum birbirine düşer. Kafasına sıkmazsam aleme rezil olurum. Bilmiyorum Fiko, bilmiyorum. Umarım taksicinin kini benimkinden büyüktür de bana kalmadan kendi bozar anlaşmayı. Hadi abi hadi. Ortalık karışık. Benim senin yanında olmam lazım. Yok. Dur paşam, dur. Sen birkaç gün daha benim yanımda durma. Müşahede altında kal. Anlasana oğlum. Babam ikimizi yan yana gördüğünde iyice çıldırıyor. Bir sakinleşsin. Ondan sonra. Tamam mı?